Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine asal çarpanları ayırma ve bölen sayısının ikinci testiyle devam ediyoruz. X doğal sayı olmak üzere A eşittir 6 üzeri X sayısının tam sayı bölen sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Ben tam sayı bölen sayısını bulmak için ne yapmam lazım? Bir kere bunun asal çarpanlarına ayrılmış olması lazım. 6 asal olmadığından dolayı ayıracak olursak arkadaşlar 2 üzeri X çarpı 3 üzeri X şeklinde ne yapacağız? Bunların pozitif bölen sayısını bulalım. Pozitif bölen sayısı üstlerini birer artırıp da çarpıyorum arkadaşlar. Değil mi? Bu da nedir? X artı 1'in karesidir. Bu pozitif bölen sayısı. Bu kadar da arkadaşlar negatif bölen sayısı olacağından dolayı değil mi? Sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı x artı 1'in karesi olmuş olacak. Bunun sonucu hangisi olabilir diye soruyor ya arkadaşlar. Demek ki ne demek bu? Yarısını aldığım zaman bir tam kare ifade elde etmem lazım. Bakın E şıkkından başlıyorum. 244'ün yarısında 122. 122 tam karesel sayı mı? Hayır. 160'ın yarısı 80 karesel sayı mı? Hayır. 148'in yarısı 74 karesel sayı mı? Hayır. 128'in yarısı 64 karesel sayı mı? Evet. Neyin karesi? 8'in karesi. 90'ın yarısı 45. Bu da karesel sayı değil. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 2'ye. Aynur ayrıt uzunlukları 48, 120 ve 168 santimlik dikdörtgen prizması şeklinde peyniri ayrıt uzunluğu tam sayı olan özdeş küpler halinde parçalayacaktır diyor arkadaşlar. Şöyle dikdörtgenler prizmamız varmış. Evet. Ben ne yapacakmışım arkadaşlar? Özdeş küpler halinde parçalayacağım. Değil mi? Özdeş küpler halinde. Ben bu küpler halinde parçalayacaksam arkadaşlar bunun içinde hep böyle küpler falan var ya. Bakın bunun içinde hep küpler falan var. O zaman bu iç kısmından ben bahsediyorsam bu aynı zamanda iç kısmı ne demektir arkadaşlar? Hacim demektir değil mi? Yani ben bunun hacmini bulmam lazım. Yani şimdi bizim bu dikdörtgenler prizmamızın kenar uzunlukları neydi? 48 çarpı 120 çarpı 168. Bunun hacmi bu. Ben şimdi bunu küplere ayıracaksam, özdeş küplere ayıracaksam, küpün bütün kenarları birbirine eşit olacak. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar eşit olacaksa, yani benim 48, 120 ve 168'in ortak bölenlerine bakmam lazım. Birbirlerinin katı olacak ya, aynı eşit olması için arkadaşlar. Bunun sebebini anlatmıştım bir önceki videoda. Ben bunun ortak bölenlerini alacak olsam bakın 24 ile sadeleştirsem 2 olur. 24 ile sadeleştirsem arkadaşlar 5 olur. 24 ile sadeleştirsem 7 olur. Geri kalanlar asal olduğundan dolayı demek ki bunların OBEB'i neymiş? 24'müş arkadaşlar. O zaman küçük küplerimizin hacmini ben bulacak olursam ne olacak? 24 çarpı 24 çarpı 24. Tabii bu en büyük küp. En büyük küp arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bakalım. Bunun hacmine bakalım. Ne olacak? Sadeleştirdiğim zaman 2, sadeleştirdiğim zaman 5, sadeleştirdiğim zaman 7 gelmiş olacak. Yani sonuçta arkadaşlar ne gelmiş oldu? 2 çarpı 5 çarpı 7. Bunların ben daha küçük küplere de ayırabilir miyim arkadaşlar? Daha küçük küplere de ayırdığım zaman aslında ben neyi bulmuş oluyordum? Pozitif bölen sayısını bulmuş oluyordum. Öyle değil mi? Bunların üstünü bir artırdığım zaman ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 olacak. Niye bu şekilde ayırıyordum arkadaşlar? Pozitif bölen sayısını buluyordum. Bir önceki videoda detaylı bir şekilde açıklamıştım. Merak ediyorsan ya da unuttuysan bir önceki videoya tekrar dönmeni tavsiye ederim arkadaşlar. Doğru cevabımız A şık. Buna bir yıldız atalım. Gelelim 3. soruya. Asal bölenleri toplamına kalansız bölünebilen sayılara özel sayı denir. Asal bölenleri diyor ya arkadaşlar ne yapacağız hemen? Asal çarpanlarını ayıracağız. 250'yi asal çarpanlarına ayırırsam E'den başlıyorum. 25 çarpı 10'dur. Bu 25 5'in karesidir. Bu da 5 çarpı 2 olarak yazarsam bu 5'in küpü çarpı 2'dir. Şimdi bunun asal bölenleri ne arkadaşlar? 5 ve 2. Bunların toplamı ne yapar? 7. 250 7'ye bölünür mü? Bölünmez. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. 144'ü asal çarpanlarına ayıracak olursam 16 çarpı 9'dur. 16'yı 2 üzeri 4, 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazarsam asal bölenleri 2 ve 3'tür. Bunların toplamı 5'tir. 144 5'e bölünmez. 180'e bakalım. Nedir arkadaşlar 180'de? 36 çarpı 5'tir değil mi? 36'yı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Bunların asal bölenler 2, 3 ve 5'tir. Bunların toplamı da 10'dur değil mi arkadaşlar? 180 10'a bölünür mü? Bölünür. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4'e. Bir şirket hisselerinin
%72'sini X kişiye her birine %Y'lik hisse düşecek şekilde satmıştır diyor arkadaşlar. Hisse diyelim ki 100 olsun. Demek ki 72'sine ne yapacakmış? İlk X kişiye her birine %Y hisse düşecek şekilde satıyor. Arkadaşlar o zaman ben bu 72'yi ne yapacağım? X kişiye paylaştıracağım. Ne olacak paylaştırdığım zaman? Mesela burada 10 TL olmuş olsaydı, burada da 2 kişi olmuş olsaydı, kişi başına kaç lira düşerdi? 5 lira düşerdi. Ben onu 5'i nasıl buluyorum? Onu 2'ye bölüyorum, değil mi? O zaman ne yapacağım arkadaşlar ben burada? 72'yi de X'e bölmem lazım. Kişi başına ne kadar düşmüş olur? Bakın Y kadar düşmüş olur. Değil mi? Yani ben bu 10'u 2'ye böldüğüm zaman 5 oluyor ya. Bunun sonucu aslında kişi başına düşen hisse. O da Y'ymiş. O yüzden eşittir Y dedik arkadaşlar. Tamam. X çift bir sayı ve Y de bir tam sayı olduğuna göre Y kaç farklı tam sayı alabilir? Şimdi Y tam sayı olacak ya. Bunların birbirine eşit olması için o zaman bu kısmın da ne olması lazım? Bir tam sayı olması lazım. O zaman bu tam sayı olması için arkadaşlar 72'ye tam bölünmesi lazım. X'in. Bulalım. 72'nin asal pozitif bölenlerine bakacağım o zaman. Pozitif bölen sayısına bakalım. Önce tabii asal çarpanlarını ayırmam lazım. 9 çarpı 8'dir değil mi? 8'i 2'nin küpü şeklinde, 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazdım arkadaşlar. Bunların 72 bir saniye. Şimdi bunların pozitif bölen sayısını nasıl bulacağız? Üstlerini birer artırıp çarpacağım. Ama şurada bir kriterim vardı. X çift sayı olacaktı. O zaman X'i çift yapmak için arkadaşlar 2'yi bir kenara ayırıyordum değil mi? Çünkü çift olması için bir tane 2 çarpanın olması yeterli oluyordu. Bu 3'lerden 3 tane 2 var diye bir tanesini ön tarafa koydum. Ne oldu arkadaşlar? 2 tane 2'm kaldı ve 3'ün karesi olmuş oldu. Ben bunun pozitif bölen sayısını bulacak olursam üstlerini şimdi birer artırıyorum. 3 çarpı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 9 gelmiş olacak değil mi? Tabi burada Y tam sayı diyor ya. Hocam neden negatifleri almayacağız diye düşünecek olursak arkadaşlar, soracak olursak daha doğrusu, X burada kişi sayısı ya. Yani ben şimdi negatif sayı veremem ki. Yani eksi 2 kişi diye bir şey olmaz arkadaşlar. Sadece pozitif lerden bahsedeceğiz. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 5. soruya. B eşittir A üzeri 4 çarpı A artı 1'in 5. kuvveti sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı 60 olduğuna göre B sayısının asal bölenlerinin toplamı kaçtır? Şimdi tam sayı bölenleri diyor ya arkadaşlar. Bu 60 nedir? Bunun 30 tanesi pozitiftir. 30 tanesi de nedir? Negatiftir. Demek ki 30 tane pozitif bölen sayısı varmış arkadaşlar. Bir bakalım şimdi. Bu gerçekten 30 tane pozitif bölen sayısını şunların üstlerine birer artırıp da çarpıp bulabiliyor muyum? Bulabilirim ben normal şartlar altında ama o zaman bu aşağıdaki sayıların A'nın ve A artı 1'in asal olması gerekiyordu. Bir bakalım önce bir 30 tutuyor mu? 4'ü 1 artırırsam 5, 5'i 1 artırırsam 6. 5 kere 6'dan 30. Bak bu 30'u elde ettik. Bu nasıl oluyordu arkadaşlar? A ve A artı 1 asalsa olurdu. Bu şekilde yapardık. Üstlerini birer artıp çarpardık. O zaman bunların asal olması için arkadaşlar ardışık sayıların asal sayılar hangileri arkadaşlar? Sadece tek bir ihtimal vardır. 2 ve 3'tür, değil mi? Ben şimdi ardışık asal sayıları yazacak olsam bak 2, 3, 5, 7, 11, 13, işte 17, 19, 23 böyle gider. Bakın ardışık olanlar sadece bakın ne olmuş oluyor arkadaşlar? 2 ve 3 olmuş oluyor. Tamam mı? Demek ki buradan A'mız neymiş? 2'ymiş. A artı 1 de o zaman ne olacak? 3 olacak. Asal bölenlerinin toplamı mesela bu A yerine 2 yazarsam 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5 oluyor ya. Asal bölenleri bu oluyor. 2 ile 3'ün toplamı da ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Buna bir yıldız atalım. Burada inceden bir yorum sorusu var. Yorum vardı arkadaşlar. Tamam. Geldik 6. soruya. Ali özdeş ayrıt uzunlukları tam sayı olan özdeş olacak. Bir de ayrıt uzunlukları tam sayı olan. Tamam, şimdi oldu. Dikdörtgenler prizması şeklindeki mavi tahta blokları yan yana düzgün dizerek 240 metre genişliğinde bir prizma elde ediliyor diyor. Bakın bu 240 metreymiş. Anlaştık. Bunlar da özdeşmiş arkadaşlar. O zaman buna ne diyelim? A hep bu şekilde gidecek. Bu A. Kaç tane var şimdi bu A'lardan arkadaşlar? Diyelim ki X tane var. O zaman A çarpı X ne olacak? Şu uzunluğu verecek bana. Bu uzunluk 240 değil miydi? Evet. O zaman eşittir 240 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradan. Şimdi burada n tane var ya. Burada 1, 2, n tane var. O zaman biz ne diyelim buna? X tane demeyelim de bu a çarpı n olması lazım. Değil mi? Evet. Şimdi buradan a'yı yalnız bırakacak olursam 240 bölü n olmuş olacak. Haliyle
Burada blok sayısının arkadaşlar bir kere şimdi n tane var ya, yani bunların tam sayı olması gerekiyor değil mi? O zaman haliyle bu tam sayı olacaksa haliyle bunun da tam sayı olması lazım. Bunun tam sayı olması için n'in 240'a tam bölünmesi lazım. O zaman 240'ın pozitif bölen sayısına bakacağım ben. 24 çarpı 10 asal çarpanlarına ayırmam lazım. Bunu da 2'nin kübü çarpı 3 olarak yazdım. 10'u da 2 çarpı 5 olarak yazdım. Şunları bir düzene sokacak olursam 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 olmuş olacak. Bunun pozitif bölen sayısını da nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstlerini birer artırıp buluyorduk. 5 çarpı 2 çarpı 2. Ne yapıyor buradan da? 20 yapmış oluyor. Negatiflerini bulmayacağız mı? Bulmayacağız. Çünkü biz buradan adetten bahsediyoruz değil mi? Eksi 1, eksi 2 tane bu bloklardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. O yüzden pozitif bölen sayısını benim bulmam yeterli. Tabi burada bir kriter var. N ne diyordu arkadaşlar? 4'ten büyük olacak. Biz 4'ten büyük küçük hepsini bulduk. Hepsinin sayısı burada 20. O zaman 4'ten küçük olanları da bir bakalım. 1, 2, 3, 4 ya arkadaşlar. 240'ın bunların hepsi tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman ben bunları da aldım yani aslında. Bu 20'nin içinde bu 4 tane de var. Ama en 4'ten büyük olacağından dolayı bu 4'ünü benim çıkarmam lazım. 20 eksi 4'ten de 16 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Buna benzer bir örnek bir önceki testimizde çözmüştük değil mi? Evet. Geldik 7. sorumuza. A, B ve C birer asal sayı. Tamam, A eşittir. Bu şekilde verilmiş. A kare sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı 13'ün küpü olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi a kare sayısı ya, o zaman bunun karesini alacağım. Bir de şu ifadenin karesini alacağım. Değil mi? A kare eşittir. A üzeri ne olacak arkadaşlar? 2x olacak. Çarpı B üzeri 2x çarpı C üzeri 2x olmuş olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar ben pozitif bölen sayısını bulmak için bunların üstlerini birer artırıp çarpmayacağım mı? Evet. 2x artı 1 çarpı 2x artı 1 çarpı 2x artı 1 eşittir 13'ün küpü olacak. Burası 2x artı 1'in küpü eşittir 13'ün küpü. Buradan arkadaşlar küpler birbirini götürürse 2x artı 1 13. X de buradan ne gelecek? 6 gelecek. Bakın 6 şıklarda olduğundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Sizce burada neden olabilir demiştir? Neden olabilir demiştir? Demek ki başka ihtimaller falan da var. Tamam mı? Yani ilk başta muhtemelen sizin de aklınıza hemen bu şekilde yapmak gelmiştir ama o yüzden diğerlerinde ya bu 6 olmaya da bilirdi. Olmasaydı o zaman ne yapacaktık? Yani burada A, B, C asal sayı. Tamam. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu biz ne yaptık arkadaşlar? A, B, C'yi birbirinden farklı aldık. Farklı aldığımız zaman ne oldu? Üstlerini birer artırıp da çarpıp yapabildik. Biz şimdi ne yapıyorduk? Asal çarpanlarını ayırırken mesela 24 çarpı neyi mesela arkadaşlar 240'ı az önce asal çarpanlarına ayırdık ya. Mesela dedik ki 24 çarpı 10 dedik. Bunu 2'nin küpü çarpı 3 olarak yazdım. Bu 10'u da 2 çarpı 5 olarak yazdım. Ben şimdi bak bu ikileri birleştirmediğim zaman doğru cevap bulabilir miydim? Bulamazdım. Değil mi? Yani şimdi bununla bu aynı asal sayı olduğundan dolayı arkadaşlar benim birleştirmem lazım. Yoksa pozitif bölen sayısını biz yanlış buluruz. Tamam mı? O yüzden yani şöyle ne demek istiyorum? Bak biraz daha açık olsun. Ben şimdi bunu ikileri birleştirmeseydim. Ne olacaktı? Buradan 4 olacaktı üstünü bir arttırdığım zaman. Bunun üstünü bir arttırdığım zaman 2. Bunun üstünü bir arttırdığım zaman arkadaşlar ne olacaktı? 2. Bunun üstünde bir arttırdığım zaman 2 olacaktı. Yani 4 kere 4 16 32 olacaktı. Halbuki bunu artırdım 5 çarpı 2 çarpı 2 yani 20 oldu. Bak öbür türlü 32 çıkmış oluyor. Tamam mı? O zaman bunlar birbirinin aynısı olursa aynısı olma durumunu da değerlendirelim. Şöyle. Haliyle o zaman ne olacaktı? Hepsi birbiriyle aynı olmuş olsaydı arkadaşlar A üzeri bunlar bu da A, bu da A. Ne olacaktı? A üzeri 6x olacaktı. O zaman A burada asal dedik ya. Bunun bir fazlası ne olacaktı? Pozitif bölen sayısı 6x artı 1 eşittir. Bunun küpü olacaktı. 13'ün küpü olacaktı arkadaşlar. Değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar buradan da ne olmuş olacaktı? X eşittir. 2 durumu söz konusu olmuş olacaktı. Değil mi? Tabi burada niye küpünü aldık biz? Burada kübünü almaya gerek yok değil mi? 6x artı 1 olacak. Buradan da artık cevap ne çıkarsa arkadaşlar. Yani bu da olabilir yani şıklarda. Tamam mı?
O yüzden bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet. Tabii üçü birbirinden farklı değil. İkisi aynı. Biri farklı da olabilir. Yani o durumları da değerlendirmek lazım. Tamam. Tabii biz C şıkkını bulduk ama diğer durumları da göz ardı etmeyelim. Evet. Bence bu da yıldızlık bir soru. Buna da bir yıldız atalım. Geldik 8. ve son sorumuz herhalde. Evet. A ve B doğal sayıdır diyor. K ve L sayılarının tam sayı bölen sayıları eşit olduğuna göre diyor. K artı L toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi tam sayı bölenlerine bakalım. Şunun pozitif bölenleri sayısına bakacak olursam 2 ve 3 asal olduğu için üstlerine birer artırıp çarpıyorum. Üstlerine birer artırdığım zaman A çarpı B olur. Bu kadar pozitif böleni var. Bu kadar da negatif böleni olacağından dolayı arkadaşlar ne olacak? 2 ile çarptım ben bunu. Eşittir. Bunun tam bölenleri sayısı 2 çarpı A çarpı B eksi 2 olmuş olacak. Öyle değil mi? Evet. 1'i artırdım çünkü. Bunlar ikileri sadeleştirecek olursak şimdi A çarpı B, A çarpı B. İki tane bilinmeyen var arkadaşlar. Benim şimdi değer verebilmem için A ve B doğal sayı ya, benim değer verebilmem için tek bilinmeyen cinsinden yazmam lazım. O zaman daha kolay oluyor. O zaman haliyle ne yapacağım arkadaşlar? Bu A çarpı B eşittir. Şunu da dağıtma işlemi yaparsam AB eksi 2A olmuş olacak. Değil mi? Evet. Buradan da arkadaşlar ne olacak? Bir işlem hatamız var mı? Şurada var. Değil mi? Şurada var. Niye? Bunun üstünü 1 artırdığım zaman A artı 1 olacak. Baştaki 2 çarpanı var zaten. Burası da B eksi 2 oldu. İkiler sadeleşmişti. Dağıtma işlemini yapıyorum. AB eksi 2A artı B eksi 2 oldu. Burada AB'ler birbirini götürdü. 2A artı 2 eşittir B oldu. Değil mi? Burada hemen A ve B'ye değerler verelim. Çünkü ben K ve L'nin en küçük olmasını istiyorum. Burada A'ya 1 verecek olursam A'ya 1 verebilirim ben. A'ya 1 verdiğim zaman da B ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Değil mi? Bu değerleri yerine yazacak olursak A yerine 1 yazarsam 2 üzeri 0. Burası 1 oluyor. B yerine de 4 yazarsam burası 3'ün küp oluyor. Yani 27. 1 çarpı 27'den 27. Bu K değeri. L'de de aynı şekilde arkadaşlar bu değerleri yerine yazalım. A'ya 1 yazarsam burası bakın 5. Buraya B yerine 4 yazarsam 2 üzeri 1'den 2 olmuş olacak. 5 çarpı 2'den de L değeri ne oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. K'da 27 idi. 27 ile 10'u topladığım zaman cevabımız 37 olmuş oluyor. Tamam mı? Buna da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.